Selamlar, Yelkenli ve Motor Çift kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bu bölümümüzde artık Duris'le yola çıkacağız biliyorsunuz ki ve hazırlıklarımızı yapmaya başlıyoruz. Sabah erkenden seyrimize koyulup Üç Adalar tarafına gidiyoruz ve Üç Adanın muhteşem drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Malum yolumuz var, yola gideceğiz. Gurbet diyarlara gideceğiz. Çok uzak değil ya, 12 adaları. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Geçen komşu bir vatoz yakalamışım. Valla 30 kilo. 3 tane. Komşumuz kolyoza çıkıyormuş şimdi. Yine bir balıkçı barınağı günü. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Tam gaz. Bugün de sprey hood'umuz için yeni brandamızı takacağız. Bakın elimde. İnşallah güzel olur. Kaptan deniyor şimdi. Bazen çok üşürsek de kapatıyoruz, iyi oluyor. Kime yaptırdın bunu? Cemal Usta'ya yaptırdık eski sanayide. Giderseniz kendisini bulun. Aynen öyle. Çözümcül bir insan. Ne kadar biz duracak bunun altı yani? Şöyle gergin durması için mi? Gel Mika, boş ver onu. Gel kızım. Günaydın. Doris'le geziye çıkmamız için yapmamız gereken adımlardan birisi de minnoş minnoş kedilerimizi köye bırakmak. Bakın şurada Şira, Mika ve karşınızda çok Ömel. Köye geldiler. Çünkü Doris'e sığmazlar malum. Onlar burada anneannelerinin yanında kalacaklar. Zaten ortam güzel gördüğünüz gibi. Ne yapalım, ayrılmak zorundayız. İstemezdim ama. Böyle daha mutlu olacaklar. Değil mi oğlum? Mika. Selam ver geldi. Mikoş. Bir bak bakalım o güzel yüzünü görsünler. Oğlum. Böylece Doris'e daha çok odaklanıp kafamızı verebileceğiz. Daha rahat hazırlanacağız. Hadi bay bay. Eşyalar toplanmış gidiyor mu yoksa? Bu Doris yerinde artık durmaz a dostlar. La 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 la.
Evet, topladık eşyalarımızı, doğru yerleştireceğiz. Tabii daha çok var, bu sadece kabası. Şu ne diye soracak olursanız, bir tane yatak pedi aldık Ikea'dan. Güzel çıkacak gibi. Bakın bunlar da bizim sitemizin kedileri. Duman, bize veda ediyor musun annem? Evet, Duman'dan. Göbek şu çokomelime benziyor benim. Dingi de çıktı piyasaya. Tabii ki tırnaklarım da Doris'e hazırlanacaktı. O kadar kızı süsledik, kendimize süslenelim ya. Değil mi Okan? Tabii ki de ya. Okan'ın ellerine sağlık. Bir daha dur. Şimdi benim tırnaklarım Yunan adalarını bir uzun deniz yolculuğunda gezecek ve gelecek, bakarsanız. Harika böyle olacak. Baktıkça seni hatırlayacağız. Yunan adalarına bakalım. Selamlar. Söyleyeceğim. Evet, günü batırıyoruz. Haziran'ın son haftasındayız artık. Antalya Balıkçı Barınağı'na veda zamanı, sabah. Erkenden çıkacağız. Tekne hazırlanıyor. Eda içeride. Pür dikkat hazırlıklar yapıyor. Hava sıcak, nemli, rüzgar zayıf. Edoş nasıl gidiyor? Bunun hali ortada. Bot patlak. Önü patlak çıktı. Sağlam katladık, patlak çıktı. Arka şeyler sağlam. İçi de sağlam. Bakacağım bir. Müsait bir koyda indirip. Arkası kalabalık. Her zamanki gibi. Ondan sonra şeyler yolunda. Yeni sprey yaptırdım. Çok güzel oldu. Daha detaylı çekerim sonra. Şuraları yana kadar gidiyor ya. Şunu da takmadım şimdi geçiş için. Doş nasıl gidiyor? Selamlar, tanıştırayım. Acı biberlerim. İnşallah büyüyecekler. Bakalım nereye kadar gidecekler? Nerede artık meyve verecekler? Mert Bey gülerek iş yapıyormuş. Yo, hiç de böyle somurtuyorsunuz. Şundala da. İşimiz zor ya bizim. Tozları siliyor Mert. Başım belada. Ben de biraz mola verdim. Eda molada. Tabancamı unutmuşum helada. Mert kaptan vay be. Evet. İlk gece mi sen denizdeki evimizde? Aynen, ilk gece başladı. Heyecan büyük. Yalnız ben eve gideceğim ya taksi tutup. Çünkü hiç esmiyor. Klima var evde. Erşan Kuneri'yi de açarım. Oo. Ama eskisi gibi değil artık. Taksi fiyatları farklı. Çok mu tutar diyorsun? 500'lük olursun. Hiç şansım yok mu? Bence yok. Tamam, vazgeçtim ya ama. Efektleri ağzınla yapıyorsun bakalım. Daha kolay oluyor. Şimdi Google'da arayacaksın bilmem ne. Efecit. Şimdi bir şey var değil mi? Değişik bir durum var. Ne gibi? Neydi? Ha, ben tekne yapacağım. Evet evet. Ha evet, Mert tekne yapmak istiyormuş artık Mert kaptandan. Arkadaşlar ben düşündüm. Evet, markanız McGregor'un ne? McGregor'un şeyini, telifini alacağım abi. Mert Gregor olarak başlayacağım abi. Ama sen zaten Mert Gregor olarak bir markasın hayatım. Teveccühünü sağ olun da şöyle düşündüm. Şimdi bunlar var ya yaptıklarımız. Yani yaptıklarımız, yapacaklarımızın nesiydi? Teminatı. Teminatı ha. Şimdi var ya bak, öyle bir tekne yapacağım ki evet, acayip bir şey olacak. Böyle var ya, millet bayılacak yani, kopacak böyle. Tekne böyle var ya. Yani mangal yeri bile hazır olacak. Böyle hani
iyi su deposu, deniz suyu deposu, tuvaleti, işte bir minisi, tentesi, yelkeni buradan aç şuradan. Böyle kimse hiç yorulmadan Türk usulü, hani spor gibi değil, bol keyifle kadınlar yelken yapacak. Kadınlar için de işte süslenme dolabı olsun, ne bileyim dolapları, bize böyle şeyler gelsin olsun. Oh, giyinme odası da olsun. Giyinme odası. Ya o da böyle, olmasa bile yani bir dolap olsun. Şöyle öyle bir şey. Bir de kıyafetlerimizi çocuk, yani çocuk için de ayarlayacağım. Çocuk koltuğu falan. Acayip bir şey yapacağım. Mert Gregor. Aynen. Kesinlikle yapmak lazım yani. Böyle küçük böyle. Römorka şey olacak ama böyle acayip bir şey olması lazım. Sıkışıklık, daraşıklık olmayacak. Klima da olsun. Mert acıktım dedi ya. 4 tane içli köfte güpretti böyle gup gup yedi. Peki ne yiyeceksin Mert? Burada balık ekmek var. Vay 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 vay. Şimdi yiyelim mi balık ekmek? Balık ekmek diyorsun. Güzel yapıyorlar mı ya? Dayanamadın gittin aldın değil mi? Saat sabah 6. Yani toparlanalım gidelim. Yola çıkalım bakalım. Motorda çalışsın mı? Elveda zamanı. Bir düdüğümüz yok muydu vapur düdüğü gibi öttüreydik? Gong gong. Ayrılıyoruz. Güneş nasıl ama? Nerede dursun? Daha yeni başladık. 5.2 knot sürat ile seyretmekteyiz. Sırf tırnaklarımı göstermek için ne yapacağımı şaşırıyorum. Burnumuzun ön lobundaki patlak tamir edilecek. Artık sıçan adası arkada kaldı. Bay bay Antalya. Çaltacak plajları.
Esen kalın. Bizi özleyin. Hepsini yiyeceğim. Oha. Hepsini yiyeceğim. Ben de bir anda yiyeceğim, sonra tekrar çıkacağım. Ya! Eda hep bir şeyler yapacak. Ya keçim bitiremezsin. Bir de en kalın dilimi alıyor. Eda'nın ya. Keki gitti. Eda'nın keki gitti. O benim kekimdi. Balık çiftlikleri. Ve Eda çiftliği. Eda. Eda'nın şirinlik çiftliği. Denizin en sevdiğim halleri var çarşamba. Sanki böyle saten gibi değil mi? Evet evet. Kadife gibi saten gibi. Saten gibi. Gibi. Önümüz de bayağı nemli ya. O ne öyle? Önümüz gözükmüyor resmen nemden. Kemer tarafı. Peki sen niye bunu kahve içmeden yaptın? Kahvesiz mi işte? Evet. Hani kahve? Ne gerek var kahve? Sabah kahvesi olmalı. Vaaaaa! Yaman delikanlıymışsın, hazırlamışsın. Buralar Göynük civarı. Göynük'teki oteller gözüküyor. Çeşitli lükslükteki oteller mevcut. En sevdiğim hangisi? Amaracığım. Hangisi? Hangisi Amara Lakşeri? Yani kapalayı da attık ama hiç tık yok ha. Vallahi yok. Niye yok? Aşk olsun balıkçıklar. Bize de gelin. Balıklar bizimle ilgilenmiyor. Lütfen bize balık gelsin. Son çağrı. Gelir misiniz? Son çağrı. Daha iyi ki var. Nerede kaplumbağa? Bir tane kalem tadı vardı ama. Bir kere daha çıkar kafanı. Görüntüden kayboldu. Aşk olsun. Küçük karetta. Gelsene. Keşke kedilerimizden birini alıştırsaydık Ömer tekneye. Evet. Ya şimdi 3 tane kedi olunca alıştıramadık arkadaşlar. Çünkü birbirlerini tetikliyorlar, korkutuyorlar. Biri korkunca hepsi oluyor. Halbuki bir tane minnaktan böyle buralarda koşturacaktı şuralarda. Evet. Çok tatlı olurdu. Aynen. Çok yer olduğu için ona da. Bence bir eksiğimiz kedi. Aynen. Buradan isimleri öğreniyoruz otellerin. Sonra kışa doğru buradan ama nemalanıyoruz. İşte arkadaşlar ben buradan baktım bir tane beğendim. Aklıma yazdım ismini. He. Sonra da işte Mert'le kalacak yer arıyorduk. Bir baktım gittim yani. Aha Eda. Yunus mu? Balık mı geldi? Şeyi vurdu kaçtı. Allah be. Çok sert oldu kaçtı. Şurada da bir şeyler var ya. Akşama balık. Hadi ya inanamıyorum ya, Mert ya. Ya anlatamam sana. Elim geriye kaçtı yani. Onu bileğine bağla ya. Elim geriye kaçtı ya. Böyle tok dedi elimi çekti ya. Rastgele rastgele. Ve önünde güzeller güzeli Amara Lakşır Otel. Çok güzel bir otel. Tavsiye ederiz Antalya'ya gelecek olanlara. Keşke şurada kalsam demiştim bir kere buradan geçerken. Ve keşke. O kadar artık keşke demişim ki. Kaldım. Yani bazen istemek iyi bir şey arkadaşlar. İsteyin.
Ne söyledin? Burgada dantur beni takip etmeye başlamış. Mısır'dan. Burası çok serin, gelsene diyor. Kim bakacak dışarıya? Emin abi bizi götürür. Bir şey söyleyeceğim. Şuraya bir kamerayla televizyon taksak dışarıyı gösteren aslında. Burada hep takılabiliriz ha. Aa, evet. Değil mi? Öne hemen bir... yarın Doris'in önüne kamera takılsın. Aynen. Aynen bak bir şey küçük bir ekran. Ekran var bende hatta. 7 inç bir şey koy. Bir de kamera. Değil mi? Çünkü teknemizde bir kamera eksik. Aynen. Devam ediyoruz. Olimpos teleferik de gördün de. Tepede. Ben görüyorum. Kemer karşıda. Az kaldı. Bey dağlarını izleyerek Beldibi'nden, Görünük'ten geçtik. Şimdi kemere doğru yaklaşıyoruz. Burası da Tahtalı Dağı, bakın Antalya'nın en yüksek noktasıdır kendisi. Teleferikle çıkabilirsiniz. Hele bir de açıksa yani hava, fasilis falan gözüküyor. Çok güzeldir. Aga! Aga! Bir şey soracağım aga. Niye sailing basmıyorsun? Sailing bassan aga! Artık kemere çok az kaldı. Yarım mil falan var. Bak orada tehlike şamandırası gözüküyor. Mendirek karşısı zaten geldik. Yakıt ve su alacağız. Eda her yerden çıkıyor gene. Kapıdan bacadan çıkıyor bu kız. Böyle bir sığlık olduğunu işaret eden bir şamandıra mevcut ve kemer burnu. Durum bu. Yeşil yeşil sığlıklar gözüküyor. Doğru mu Edoş? Amanin bo! Allah korusun. Bu şamandıramız bize ne anlatıyor Mert kaptanım? Çok da şey yapmayın hanım. Çok da yaklaşmayın. Çok da şey yapmayın. Ay balıklarının gözüküyor. Çok da şey yapmayın. Evet Edoş, su mu alıyorsun ilk iş? Aynen. Hadi bakalım. Alpet'e geldik. Kemerdeki. Bu 2500 lira öyle. Bunlar daha mı? Evet. Hava sıcak. Önce suyumuz dolacak. Su önemli değil mi? Sonra benzin alacağım. Şeye kadar, Finike'ye kadar alayım diyorum benzini. Artık orada 4 tane şeyi doldururuz. Evet. Suyun paralı olduğunu iddia ettiler. Bakalım. Birazcık doldurduk yani. 20 litre falan mı doldurduk?
öyle gelene şey. Kadar bilmiyorduk yani. Aynen öyle. Sonra da kapattık. Evet. İlk 4 deponun ikisini doldurdum. Buradan çektik. Abi eline sağlık. Ne kadar borcum benim? 1212. 48. 44 litre almışım. Kart vereceğim. Mert kapitan benzinimizi alıyor. Suyu ne yaptın Mert? Suyu rica ettim. Sağ olsun yardımcı oldular. Normalde bir tona kadar doluydu 100 liraymış. Zaten depomuz da. Yani 15-20 litre bir şey aldım zaten. Onu da sağ olsun şey yapmadılar. O kadar çıktı. Doris hakkı olsun. Allah'ım küçücük balıklar var şurada. Kemer yine her zamanki gibi nemli ve sıcak. Boğuluyorum. Ama güzeldir, eğlencelidir. Şu alt otomatiği bile paslanmış nemden. Harbi. Tabii canım baksana. Paslanır ya. Biliyor musun? Evet. İnanılmaz bir şey. Bir sigara yakayım. Evet. Şimdi abimiz balıkları evcilleştirmiş. Balıkları evcilleştiren adam. Şimdi bayat ekmekleri, melanurlar ne yapacak ona bakacağız. Şimdiden burası dolmuş ya. Evlatlar mı? Evlatlar mı? Ortalık karıştı. Oho. Gümlettiler ya ekmeği. Yaptı öyle biraz yumuşasın. Vallahi akvaryum gibi olmuş burası. Canlı akvaryum yapmışsın. Her gün beklerler beni burada. Market var da. Market mesafeli değil mi Servet? Mesafeli. Market mesafeli Eda. Bir şey istiyorsanız getirebiliriz. Var mı gelecek? Telefonla açabiliriz. Telefon açıp getirebiliriz diyor Eda. Ne alacağız? Mangal. Sucuk, ekmek, başka? Ekmek, mangal. Her şey var orada. Her kısımdan. Sebze, meyve falan tam değil mi? Yok. İçeceğinden. Bunlar tam. Tamam, söyleyelim mi o zaman? Bekler miyiz 5 dakika? Hemen getirirler. Hemen getir, arayalım ya. Evet. Bizim ülkenin güzelliği insanları. Şimdi sucuk ve ekmek ihtiyacını Servet abi çözüyor hemen. Bizim petrolde hizmet çok yani, öyle düz petrol diye bakmayacağım buraya. Kemer ay ışığına geldik. Kaptan esmeye başladı biraz ya. Şurada bir mağaracık var. Hey, kırlangıçlar çok tatlı. Burada niye martı yok da kırlangıç var? Onlar istirahat etmiş demek ki. Aa, bayağı istirahat etmişler. Mağaramız çok popüler demek ki. Kırlangıçlar selam veriyor. Buna böyle bakmıştık, hatırladım. Evet evet baktık. Evet yeter.
Burada da şeyler mevcut. Güzel bir iki koy daha var demek ki. Botla da gezebilir. Hemen şurada şey var zaten. Max Royal mi neydi bu? Bu arada oteller tüm ihtişamıyla. Dizi dizi otel. Değil mi Edoş? Bak bakalım içerisi nasıl? Çok güzel içerisi, yumurta göz oldu. Bence yumurtadan ziyade tırnaklarını gösteriyorsun gene. Şu saçma arabalar hala var. Her yerde yoğunlukla. Toros dağları da güzel be. Yalnız Mert şey nasıl? Tahtalı Dağı, Olimpos Dağı. Acayip. Of. Röh diye çıkıyor. Ben dağım. Buraların efendisi benim ulan. Bak diğerleri dağcık. Onlar da böyle tepelerinde ot bitmiş. Ama bunda bayağı yok yani. Bey dağların efendisi. Yüce efendimiz Tahtalı Dağı. Selamlar efendim. Sevgiler, saygılar. Şurası da Alaca Su Koyu. Çok severler. Hemen burnu dönünce de Fasilis. Fasilis'ten geçiyoruz. Burası ilk koy. Sonra arada işte Kral Yolu. Öbür koy. Böylece üç adalara da yaklaştık. Karşımızda görmektesiniz. Hafif sancakta kalıyor. Üç adalar. Antalya'nın üç güzelleri. Olimpos. Şu arada Çıralı. Maden Koyu. La 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 la. Altını çok canlı olarak hatırlıyorum. Güzeldi. Güzel snorkeling yapılıyordu. Burası James Bond Island. Şu anda Tayland'dayız, Koh Phangan'da.
ikinci adayı da geçtik. İki ada arasında mantar kaya var. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Zaten oradan geçilmez. Ha, belki biz geçeriz de. Tonoz vardı. Önceden buraya bağlanmıştık tonozla. Ay, balık zıpladı. Hala var mı acaba o tonoz? O iyiydi. Plaj da var orada küçük. Evet. Sen bilirsin bakalım istersen. Bu aradan geçilmez hakikaten. Yok yok, o ara geçilmez. Şuradan gelirkenki ara geçilmez yani, Antalya tarafından gelirken. Sanki onun o halat uzun gibi, onu dolayı versen olacak gibi. Tamam. Şurada da ipler var, dikkat et. Bak şurada bir ip var sağda. Gördüm gördüm. Önceden hatırladığımız şey işe yaradı. Tonoz varmıştı. Tonoz var, iyi oldu. Bağlandık hemen. Aynen. Şuradaki plaja falan gidebiliriz. Aynen. Deniz yatağımızla. Bunu daha önce şurada bir tonoz vardı. Belki de şuydu Mert. İpi var bak sadece. Yok, ben şöyle. Yani ya da böyleydi tabii canım. Şimdi çıkaramıyoruz tam. Çıkaramıyoruz. Şey güzel ama mekan. Telefonun güneşte kalmış. Baksana kayalar mayalar. Şey değil mi? Küçük mağara. Tonoz gerçek değil mi? Geçmiyoruz. Bak martıları rahatsız ettin. Aynen. Aa, çok güzel gözüküyor ya. Muhteşem mataforalarım var. Bu işi yaparsa Mert yapar. Oraya geçeyim. Bu arada ben de motora yaptırdığımız kılıfı göstereyim. Süper oldu değil mi? Onu da Cemal Usta yaptı sağ olsun. Eski sanayide yani Çağla'da Cemal Usta. Arkadaşlar ismini de söyleyeyim. K-Branda. K-Branda. Öttürüyor yani. Vallahi eli yetenekli. Allah razı olsun. Evet, Mert kapitanımız dingimizi indirirken. Evet.
müziğimiz de arkadan. Aynen, canlı. Bu kadar mı merkaptım? Mükemmel. İyi. Kayaların üstündeki oturan martılara çok güldüm ya ortada. Evet, suyun üstünde oturuyorlar şuralarda. Mert kapitan beni aldı. Ya. Ya Mert, aklıma bir şey takıldı. Şimdi biz drone'u uçuracağız da martılar da dalmasın. Bayağı yuvaları var. Korkuyorum ya. Oğlum. Yapmayın lan. Abim. Güzel abim. Hanginiz bakıyor buraya? Ha, abi. Abi ne? İsim ne? İsmail. İsmail abim ya. Abim be. Bir drone uçuracağız be. Hani şöyle bir üç adaları gösterelim insanlara. Antalya'da ada yok diyorlar. Vay diyorlar. Ne biçim diyorlar. Biz diyorlar adalara gidiyoruz diyorlar. Ha? Olmaz mı? Olur be abim. Hadi be güzelim. Dadanmayın ama drone'umuza. Vallahi bak değerli çünkü. Başka da alamayız. Memuruz biz biliyor musun abim? Güzel abim. Canım abim. İsmail'im. Helal olsun be sana. En güzel balıklar senin olsun be. Ahtapotu bilmem nesi. Hepsi senin olsun. Oh izini de kaptık. Yalnız yenge de güzelmiş. Orada öpüşmeler var orada bir. Şu kayanın üstünde iki martı dudak dudağa gaga gagaya. Hadi bakalım izini kopardık ama. Bakalım ne olacak. Bak abi martı kısmına güven olmaz diyorlar. Yok tamam abi sağ ol. Yok öyle bir şey halt etmişler diyor. Kargaların uydurması diyor. Bence de abim bence de. Öptüm saygılar. Balık sürüsünü görüyor musunuz? Uhuu, nasıl bir şey? Tamam tamam yaklaşmıyorum. Martılar kızdı ama o balık sürüsü fena. Şu simsiyah gözüken şey balık sürüsü arkadaşlar. Görür müsünüz? Ekmek. Önünde duruyor işte. Ekmek. Şeyi telif alabilir müzik. Onu bir kapatalım sana zahmet de. Evet şimdi bunlar. Durum bu. Valla yeşil soğanlı omlet buyurun. Hepimize afiyet olsun. Evet, manzara da İlk böyle. İlk kahvaltımız mı galiba bu? Evet, gibi. Hayırlı olsun. Kapatmıyorum. Suyu niye kapamıyorsun ya? Hiç kapatmıyorum, boşuna gideyim. Oğlum ayıp, günah. Bir daha nereden bulacağız o suyu? Zaten 120 litre depomuz var. Aman akarsa aksın. Allah Allah, niye öyle yapıyorsun ya sen? Çünkü bu su, deniz suyu akıllım. Bulaşıklarımız için suyu yaptık biz. Deniz suyu makinesi aldık. Almadık aşkım Mert yaptı. Mert yaptı. Nasıl öyle bir şey satılmıyor henüz. Otomatik deniz suyu makinesi değil mi öyle var mı? Denizden gelen suyla bulaşıklarımı istediğim gibi yıkıyorum.